yeni kurulmuş bir takımız biliyorsunuz. Lige de yeni çıktık. Geçen seneden kalan arkadaşlarımızın performanslarını yükseltmeye çalışıyoruz. Yeni transferler var. Sonradan katılanlar var. Takımdaşlık duygusunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bayağı mesafe kat ettik. Bu da sahada gördük arkadaşlar. Coşkulu, istekli. Maçı her an kazanabilecekmiş gibi oynayan. Rakibe çok daha az pozisyon veren, çok pozisyona giren. Ama futbol bu biliyorsunuz. Sonuç önemli. Çok basit bir golle maçı kaybettik. Ama kaybederken de bir sürü şey kazandık diye düşünüyorum. Oyuncularımızın kendine olan inançları bir noktaya geldi. Birlikteliklerinde gelişme oldu. Şimdi aralarında konuşuyorlar. Daha ileriye nasıl götürebiliriz, daha farklı ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye. Bu da çok memnuniyet verici bir olay. Lig bu. Başlangıcı iyi olsa tabii takımlaştık duygusu daha çok gelişiyor. Keşke öyle olsaydı diye düşünüyoruz ama önümüzde ciddi maçlarımız var. Kısa sürede var bir de. Cuma günü maçımız var biliyorsunuz Kayseri Spor'la. Şimdi hazırlanıyoruz. Arkadaşlara toplantıda söylediğimiz şu. Eğer biz bu coşkulu, istekli, tempolu maçı kazanmaya yönelik arzumuzu, isteğimizi devam ettirirsek bu ligin iyi takımlarından biri olmaya adayız. Sizden de bunları her maçta bu performansı bekliyoruz diye. Olumlu. İnşallah Kayseri maçı bizim için galibiyetle başlayan bir lig serüveninin başlangıcı olur. Hocam maç öncesi düşüncelerinizde maç sonuki gördüğünüz tablo arasındaki değerlendirme nasıl oluyor hocam? Yani beklentilerinizin çok mu üstündeydi takım mücadele anlamında yoksa? Ben takımdan bu mücadeleyi bekliyordum. Oyuncular çok iştahlı çünkü. Gerçekten de kaliteli oyuncularımız var. Ama demin de söylediğim gibi eksiklerimiz çok. Yani oyuncuların eksikleri çok. Onları geliştirmekte bir süreç alıyor biliyorsunuz. Bekliyordum ben. Bu mücadeleyi bekliyordum. Ama oyunun son ikinci yarısında 60. dakikadan sonra bu kadar büyük baskıyla 5 tane pozisyona net girip bir tane penaltısı verilmeyince o beni daha da etkiledi. Çünkü biliyorsunuz bu gibi durumlarda bu takımlara mağlup duruma düşen takımların performansı düşmeye başlar. Bizimki yükseldi. Daha yüksek bir hale geldi. Keşke orada bir gol bulabilseydik. Maç belki de beraberlikle bitmezdi diye düşünüyoruz. Ama ben oyuncularımın hepsinin isteklerinden, coşkularından, tempolarından memnunum. Hocam VAR sistemiyle ilgili neden devreye girmediğiyle ilgili bir konuşmanız oldu mu hakemle? Hocam öncesinde o iki pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyor musunuz? Ben bir tanesinin net penaltı olduğunu düşünüyorum. Sonradan gördük, baktık. Evet. Ya biz hep adalet istedik biliyorsunuz başından beri. Futbolun içinde olması gereken ne adalet? Niye VAR sistemini destekliyoruz? Çünkü bu adaletli bir iş olması lazım. Çok ekonomisi çok büyük ve itibarı çok yüksek biliyorsunuz. Böyle çok basit bir şeyle bu itibar ve ekonomiyi bozmamak lazım. Yani. Onun için kurulmuş bir sistem bu. Ama bir maça bakıyorsunuz hiç alakasız bir penaltı. Bir maça bakıyorsunuz VAR'a bile gidilmiyor. Bir maça bakıyorsunuz VAR'a gidiliyor. Ya bir standart olsa herkes keyifli olacak, mutlu olacak. Bu söylemler de olmayacak. Arkadaşlar da yeni başlıyorlar. Belki de onlarda konsantrasyon eksikliği vardır. Ama ilerledikçe, haftalar ilerledikçe biz bunların sıkıntısını çok çektik arkadaşlar yıllardır. Daha dikkatli olmak lazım, daha adil olmak lazım, daha eşit dağıtmak lazım diye düşünüyorum. Transferli bir gelişme var mı? Çalışıyoruz. Biliyorsunuz devam ediyordu zaten transferlerimiz. Birkaç mevkide eksiklerimiz var. Onlarla ilgili çalışıyorlar. Stoper savunmaya yönelik işte düşüncelerimiz var. Sol kenara yönelik düşüncelerimiz var. Tabii kolay değil bu işler. Yüksek maliyet var, işte ekonomisi var. Oyuncuların bazılarının tercihleri farklı. Bazılarıyla ilgili bizim tercihlerimiz farklı. O nedenle önümüzdeki haftalarda herhalde bu da tamamlanır diye düşünüyorum. Dibba ile ilgili çok söylem var hocam. Ayrıldığına yönelik Dibba ile ilgili. Dibba bize gelip, daha doğrusu başkanımıza gelip ayrılmak istediğini söylemiş. O söyledikten sonra zaten artık konuşulacak bir şey kalmıyor bize. Şu an takımda eksik oyuncu var mıydı? Sakat oyuncu var mı? Metehan Mimaroğlu vardı. Metehan hafif sakatlığı var. Toparlıyor. Önümüzdeki haftaya yetişir. Bu hafta belki şey yapamaz ama önümüzdeki haftaya yetişir. Onun dışında sakat oyuncumuz yok. Tabii bize sonradan katılan oyuncularımızın performans eksikliği var. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Hocam Kayseri maçı için bir çıkış karşılaşması olarak düşünebilir miyiz? Alacağınız galibiyet, ligde bir galibiyet serisi başlatmak için. Valla biz her maç bizim için artık. Her maç final. Arkadaşlar artık bir şey kalmadı. Rakibin yok Kayseri, yok Fenerbahçe, yok Beşiktaş, yok Galatasaray kalmadı artık. Antep'i kalmadı. Herkes eşit. O hepsinden 3 puan alıyorsunuz. Bir an önce kazanıp. Benim hep bu yeni kurulan takımlarda, kurduğumuz takımlarda öncelikle kazanılan maçlar, puanlar takımın coşkusunu arttırıyor. Birlikteliğini hızlandırıyor. O anlamda benim
keşke şu maç yenilmeseydik, o maçı kazansaydık falan diye içimde tabii bu şey o devam ediyor. Çok konuşulduğu için özellikle sosyal medya ve ulusal TV'de Balotelli'nin erken çıkışıyla ilgili çok değerlendirme yapıldı. Bakıyoruz arkadaşlar, Balotelli bizim oyuncumuz. Ondan çok yararlanmak istiyoruz. Oyunu hareketlendirdik. Hareketlendirdikten sonra da 6 tane pozisyona girdik biliyorsunuz. Bunlar rakamlarla, şeylerle gözüküyor zaten. Biz oyuncularımızın hepsini kazanmak istiyoruz. O da bizim oyuncumuz. Yüksek maliyetli oyuncumuz. Zaten bundan önce de nasıl bir oyuncu olduğunu herkes biliyordu. Sorunlarını da biliyordu. İyi yaptığı şeyleri de biliyordu. Biz o sorunlarını azaltıp iyi yaptığı şeyleri yükselterek takıma faydalı olmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben